Bloglar için önce insanın, yani yazarın kendisini tanıması lazım. Çünkü blog internete üretilen değerli içerik aslında. Butik bir site. Bu değerli içeriği üretirken biraz özenmek gerekiyor. Serdar Kuzuloğlu var. Tanıdığım en iyi blogçulardan bir tanesi. Bloguna çok özeniyor. O kadar özeniyor ki hayatta en çok özendiğim şey diyor. Takdir de ediyorum onu. Gerçekten önce kendinizi tanıyıp hangi alanda içerik üretebilirim diye sormak gerekiyor. Ben eminim şu an bizi izleyen bir sürü insan blog yapabilir. Blog içeriği üretebilir. Mutlaka bir şeyler konusunda içerik üretip bunu paylaşabilir. Mesela ben teknoloji alanında uzman olduğum için teknoloji içerikleri üretiyorum. Hatta bizim web sitemiz biraz daha kurumsal blog olarak da adlandırılıyor. Çünkü ekip halinde içerik üretiyoruz. Aslında bazı bloglar sadece tek kişilik bir site. Ama biz grup halinde, kurumsal olarak içerik üretiyoruz. O yüzden kendisini tanıyarak başlaması bana göre daha iyi olur. Yani bir alan seçmek lazım. Kesinlikle. Yani teknoloji olabilir, yemek olabilir, çocuk olabilir, spor olabilir, bisiklet olabilir. Ya o kadar ilginç, o kadar güzel bloglar var ki. O kadar güzel. Ben bir tane mesela söyleyeyim. Ben bugün bunu öğrendim diye bir blog var. Hastasıyım yani. O kadar mesela şu an çok sık güncellenmiyor. Belki ayda bir veya iki ayda bir güncelleniyor. Ama bir doktor gelen hastasıyla yaptığı sohbette siz ne iş yapıyorsunuz? İşte ben demir yollarından emekliyim. Demir yolcu ne yapar? Tıkır 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 bunları yazıyor. O kadar güzel ki, o kadar doğal. Bugün öğrendiği bir bilgiyi paylaşıyor. Ondan sonra bilmem işte öğrenci gelmiş rapor almaya. O zaman almaya. Değil de yaşantısını paylaşıyor bir yandan. Aynen bir tabii aslında yaşantısından hiçbir şey yok aslında. Öğrenciye mesela artık sınav sistemi değişmiş bilmem ne yapılıyormuş. O gün onu öğrenmiş onu yazıyor. Böyle çok şey yani ne denir? O an içinizden neyi iyi yapabileceğinizi hissedersiniz. Bir şey soracağım. Peki ya Twitter mesela mikroblog olarak geçiyor. O hissettiğimiz şeyi tweet veya Facebook gibi mecraları kullansa. Ben blog biraz daha böyle profesyonel düşünüyorum. İşte acaba? Bu çok evet. Şöyle evet. Bir şey. Twitter çıkalı herhalde 5-6 sene oldu. Evet. 5-6 senede birçok blog öldü. Evet. Bu söylediğiniz sebeple. Çünkü tembellik edip kısacık tek cümleyle anlatıp geçiyor bitiyor. Evet. Anlattım nasıl olsa boşalıyor o duyguyu şey yapıyor. Ama işte mesela bizim gibi parmakları da gevezebiliyor. Evet. Zaten o yüzden başlı başına bir program yapıyoruz. Çok emek sarf ettiğiniz için. İşte öyle şey oluyor. Onlar yazma ihtiyacı tek cümleyle şey yapılamayan hale gelenler. Bu bir ihtiyaç ben de kendim adıma bir söyleyeyim. Bir de kalıcılık yani hani işte Hakkı'nın söylediği gibi hani bir içerik üretiyorsun. Bence de o içeriğin hani senin adına değerli olması en önemlisi. Evet bence de ama hani bir yanda da bunu sunuyorsun. O yüzden hani onun kalıcılığı diğer o mecralarla kıyaslanınca tabii ki daha fazla. İşte aramalardan hani birilerinin sorusuna cevap vermeye kadar hani gidebiliyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Hani bloga nasıl başlanır da evet. Hani işin teknik kısımdaki cevabı çok basit hani. Açıyorsun blogger'ı veya işte WordPress'i bir şablon seçiyorsun şöyle keyfine göre hani senin ay pembe hani filan seni ne yansıtıyorsa. Tamam hani biraz orada kalıyor birçok kişi hani öyle olacağını düşünüyorum ama bir ilk başta dediğin gibi sen ne hakkında yazmayı seviyorsun ama bunu bir hafta iki hafta yazmayacaksın. Yani hani o yüzden işte biraz birikimin, araştırma merakın, heyecanın olacak ve onun da hani biraz süre geleceğine inanman lazım.